Nedir kentsel dönüşüm? Amacı nedir? Bu kanun neden ortaya çıktı? Kentsel dönüşümü içine alan kanun bildiğiniz gibi 31 Mayıs 2012 tarihinde 6306 sayılı kanunla ortaya kondu ve bu kanunun ortaya çıkış amacı insanımızın can ve mal emniyetini muhafaza etme konusunda mevcut kötü yapı stoğundan bir an önce insanımızın kurtulup gerçekten sosyal donatısıyla, yaşam kalitesiyle, gerekse kullanılan binaların yaşam kalitesi açısından, standartlar açısından yüksek standartlarda bir ortamda insanımızın can ve mal emniyetini birinci öncelik olarak korumayı amaçlayan bir yasa olarak gündeme kondu ve 31 Mayıs 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. Tabii bu yasayla amaçlanan nedir? Geçtiğimiz süreçte ülkemizin deprem bilinci açısından o 97 depremi ve ondan sonraki süreçlerde yaşanan afetlerle bilinç seviyesi çok yükseldi. Ancak o zamana kadar, o büyük depremlere kadar bir miktar bu göz ardı edildi. Ülkemizin bir deprem kuşağında olduğu durumu göz ardı edildi. Bu bilinç çok fazla önde maalesef olmadı. Gerek inşaat yapım teknikleriyle ilgili, gerekse bu konuyla ilgili detaylarda, projelerin hazırlanmasında, hesap, yöntem ve usulleri açısından çok fazla bu meseleler maalesef önemsenmemişti geçmiş süreçte. Bir yandan yapım teknikleri, bir yandan hesap yöntemleri, standartlar, bir yandan da inşaat yapım esnasında kullanılan malzemeler, materyaller, gerek inşaat demiri, gerekse inşaatta kullanılan kum, çakıl, çimentonun miktarı, karışımı gibi meseleler, bunlar çok fazla dikkat edilmedi birçok yerde. Hatırlarsanız deniz kumu, yani doğada ne bulduysa insanlar, evet, içine çimento katıp beton dökmeyi bir esas olarak kabul etti. Oysa ki o kumun içinde, malzemenin içinde betona esas olan katı maddelerin içinde tuz ve bağlı minerallerin olmaması lazım. Bunlar çünkü inşaatın yapı ömrünü azaltan unsurlar. Dolayısıyla bu işte deniz kumu kullanarak ya da dereden, kenardan ne bulunduysa üzerine çimento katılarak bunların karışım miktarını da gözetilmeksizin inşaatlar yapılmış durumda. Dolayısıyla son derece bir ciddi deprem olduğunda gerek Antakya'mız, Hatay'ımız, gerekse ülkemizin birçok vilayeti birinci derecede deprem kuşağında olması bilinciyle insanımızın can ve mal emniyetini korumak amacıyla bu düşünüldü. Böylece insan sağlığı ve mal emniyeti her şeyin üzerinde düşüncesinin hakim olduğu bir kanun aslında. 6306 sayılı kanun. Bizler de inşallah Antakya Belediyesi olarak bu kanunu kullanarak şehrimizde güzel bir dönüşümü yapma arzusundayız. Çünkü gerçekten başta Antakya'mız olmak üzere ülke insanımız her şeyin en iyisine layık. Gerek yaşadığı fiziksel ortamın iyileştirilmesi, gerekse kullandığı dairelerin ya da iş yerlerinin güven içinde olmasını önemsiyoruz. Çünkü milletimiz her şeyin en iyisini hak ediyor.